Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz dersiniz? Hemen söylüyorum. Nereye gidip gel? O da aynı. Arkadaşlar bugün ben seçmeyeceğim. Gözümü kapatacağım ve kendi kararı seçecek. Şu an gözüm kapalı arkadaşlar. Şuna seç. Neye girdik? Hiçbir fikrim yok. Bu arada gerçekten gözüm kapalıydı. Ama nereye girdik hiçbir fikrim yok. AVM mi? Bu ne? Yine o zaman karakterim gelsin. Ay kötü acıdı çocuğum. Gel karakterim gel. Ayıp ayıptır günahtır. Gel bizim paramız yok yavrum. Biz üçüncü hadi çıkar yavrum gel. Biz üçüncü hadi çıkar. Tamam mı çocuğum? Orada ben sana neler alacağım neler. Az önce geldim değil mi bu? Ha! Anam çocuk gitti. Allah'ım ya Rabbim. Ay çocuk gitti. Bir dakika bir daha. Hop. Ay, çok güzelmiş. Bu arada bu çocuğun adı Halil değil. Bu çocuğun ismi Efekan olsun. Bak isimlendiriyorum. Bu Berk Efekan. Ama bu biraz daha küçük. Bu biraz ondan büyük. Efekan top havuzunda olsun. Berk otursun. Ondan sonra Berk bir şey almaya gitsin. Ve aynada kendine baksın. Ve kendine güzel pozlar versin. Ondan sonra birisini görsün. Ve el sallasın. O da onun saçını kessin. Ya çok anlamsız bir şey oldu. Bu da ne? Çok güzel. Efekan diye bağırsın o şimdi. Gel saçını yapalım demiş ve şuraya koymuş ve Efekan. Başına hiç fena olmadı. Bir tane daha denek. Arkadaşlar bir tane film çıkartıyorum. Hadi bakalım iyi seyirler. Efekan'ın abisi fırına gelmiş ekmek alacaktı. Ekmeğini aldı. Poşetini koymak istedi. Poşete koyulmayınca kalp krizi geçiren Efekan, Efekan'ın abisi Berkcan donat aldı ve yedi. Ondan sonra elinde taşıdı. Püy diye adamın suratına tükürdü ve gitti. Efekan ise AVM'de takılıyordu. Lan havuz, top havuzundan çıkıp şarkı çaldı. Ondan sonra bir tane ablamı gördü ve içeriye doğru gitmeye çalıştı. Ama kapı kilitliydi. Pinyata patlatmaya çalıştı. Patlamayınca o kadar sinirlendi ki bir vurdu, döküldü ve bir şapka çıktı. Şapka mıdır nedir bilmiyorum. Ama onu çok kızarak yere. Çünkü o anahtar istiyordu. Ondan sonra gitti. Ve bir tanecik kız gördü. O kızın çocuğu vardı. Merhaba dedi. De merhaba dedi. Ondan sonra Efekan ona el salladı. Abim var tanıştırayım istesin dedi. Abisi onu görünce asansörden kaçtı. Ondan sonra nerede deyip gösterdi ama abisi gitmişti. Abisi çoktan aşağı inerken kız kaydıraktan kaydı. Bu da Berkcan yani Efekan'ın abisi de aşağıya inmişti.
Yavaş yavaş çıktığında bir de ne görsün. O da bir tane kız görmüştü. Kız mı erkek mi belli değildi. Merhaba dedi. Ondan sonra Efekan büyüdü de büyüdü. Ve ne oldu? Efekan ile o kız buluşmaya gelmişti. Efekan ağzını sildi. O da kendi ağzını sildi. Ondan sonra merhaba deyip konuştular. Ondan sonra bunları çöpe attılar. Ondan sonra adam gelip onlara bir şey sordu. Ne istersiniz efendim? Ne istersiniz? Efekan ben dubleks alayım dedi. Karısı yani yeni sevgilisi ise ben karışık alayım yani fark etmez dedi. Ondan sonra o oturdu, adam gitti. Ama ne yapsın? Karışığı çağırdı ama ne yaptı? Karışığı almak için aldı ve için tabağa koydu. Ama o zehirli sosu da döktü. Yani uyutucu sos. Onu adamlara götürdü. Efekan'a götürdü. O da karısına verdi. Ben bir tane daha istemek istiyorum dedi. Ona da aynı uygulamayı aynısını yaptı. Ama bu sefer o sosu değil. Bu sefer ayrılma sosuydu. Çünkü bu çok büyük bir gücüydü. Birliklerini tatlı tatlı yerlerdi. Ama tam ağzına atı Efekan öyle bir sevdi ki nom diye bir ah diye bir düşürdü. Ama ağzını çaktırmadan aldı ve koklayınca midesi bulandı. Ama neyse deyip kokladı ve aklına düşürmek geldi. Ondan sonra aldı ve yedi. Sevgilisi de yedi. Çok uykuları gelmişti. Sevgilisi kestirdi. Efekan ise kestirdi. Onlar kestirdiyken bütün işçiler yavaş yavaş gitti. Temizlikçi kasadaydı. Diğer çalışan geldi ve kızın ağzına bir şey koydu. Efekan'a da kızı kucağına aldı ve kılık değiştirdiler ve kaçtılar. Bir markete girdiler. Tabii ki de o kılık değiştirmişti. O kızı aldı ve bu kız burada çalışmak istiyor. Alın bu kızı dedi. Ama kız kendinden geçtiği için gülümsedi. Ondan sonra ise o tabii ki de alacağım diye seslendi. Ve bütün herkes küçücük çocuk çalışamaz boş ver dedi. Ama o da çalışan gibi davrandı. Müşterileri hep şey yapıyordu. Kargoları yiyor. Kargoları açıyor. Ve içindeki her şeyi boşaltıp onların yerine çok farklı şeyler koyuyordu. Mesela bir müşteri bir sürü meyve istemişti. Ama onun yerine bal koyup kapadı. Ve onu buraya koydu. Ondan sonra başka bir kutu aldı. O kutudaki her şeyi attı. Dondurma gerekirken makyaj malzemesi koydu. Onu da kapadı. Diğerlerini aldı, attı ve kapadı. Araba gidecekti. Ama o onları yeni ürün geldi diyerek gösterdi. Ondan sonra bir tane çocuk bu ne dedi. O da dedi ki bu seni hiç alakadar etmez diye bir kız çocuğa. O da tabii ağladı. Bu masalımız da bu kadar olsun. Sizleri seviyorum ve bay bay.